tedavisi mümkün mü? Şimdi bu sorunun yanıt almak için stüdyoda konuklarımız var. Doktor Ali Şahabettinoğlu ve bu konuda doktorumuza yardımcı olacak mahallen arkadaşımız Pınar Er Yetiştiren. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Ali Bey, önceki gün Show Haber olarak haberinizi yaptık. Kendi bültenimize girdik. Yine telefonlarımız susmadı. Ne mutlusunuz buradasınız. Şimdi izleyicilerimiz canlı olarak sizden öğrenecekler. Efendim, nedir bu formül? Boyun ve bel kısmından kurtulmanın formülü. Ben bel ve boyun kısmıkları Türkiye'de değil, dünyada da çok yaygın olan bir hastalık. Ve bütün dünyada bel ve boyun kısmıklarının tedavisi Türkiye'dekinin aksine özellikle ameliyat dışı yöntemlerle, fizik tedavi yöntemleriyle tedavi edilmekte. Fizik tedavi yöntemleri iki grup. Aletli fizik tedaviler, bir de elle yapılan fizik tedavi yöntemleri vardır. Manipülasyon elle yapılan. Kelime anlamı olarak elle yapılan müdahale anlamına gelir. Ve manipülasyon tedavisinin fıtık, bel ve boyun fıtıklarının tedavisindeki başarı oranı %95-98 arası yüksek bir başarı orantısı vardır. Peki böyle bir formül var. Ameliyat tercih ediliyor. Neden ameliyat yönüne kayılıyor? Maalesef Türkiye'de bu tedaviyi bilenlerin sayısı, bilen uzman doktorların sayısı 5'i geçmiyor. Neden? Türkiye'de yaklaşık 800 kadar fizik tedavi uzmanı var. Bunlardan sadece 5 bilmiyor. Yaklaşık 795 kişi bilmiyor. Bilmemelerinin sebebi... Hani elle bastırmak, yapmak, gelmek zor mu? O da belki biraz zor geliyor ama özellikle bunun eğitiminin ihtisas sırasında hocaları tarafından verilmiş profesörlerin, doçentlerin hocalarında çoğu bunu bilmemekte. Bilmediği için de öğretememekte. Bilenler de zaten öğretmemekte. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir bilinmezlik durumu var. Fizik tedavi uzmanlarının yapma yetkisi var bu manipülasyon tedavi. Ama bilinmediği için yapılamıyor. Ha, öğrenmek için ya hocanızın size öğretmesi lazım, ya hocalar öğretemiyor. Bu durumda sizin kendiliğinizden yurt dışına gidip eğitim almanız gerekiyor. O eğitimlerde süreli ve yüksek ücretli olduğu için pek tercih edilmiyor. Devletin de uzman doktorlarını böyle eğitime gönderme konusunda genellikle tasarruf tedbirlerine takılma olayı söz konusu olduğu için gerçekleşemiyor mu? Peki biraz açar mısınız manipülasyon yöntemini? Yani nasıl yapıyorsunuz? Biraz sonra arkadaşımız üzerinde de göstereceksiniz ama nasıl yapıyorsunuz? Ne oluyor? Oradaki olay nedir ya? Yani? Öncelikle bel veya boyun fıtığı olan hasta genellikle bize gerçi MR'larıyla birlikte, MR filmleriyle birlikte geliyorlar. Teşhisi konmuş oluyor genellikle ama öyle olmasa bile beliyle ya da boyunlarıyla ilgili şikayetlerini, ağrı, işte kolar, bacağı vuran uyuşmalar, belli bir mesafe yürüyünce durma ihtiyacı, bir takım şikayetler de geliyorlar veya boyun fıtığıysa baş dönmesi, kulak çınlaması da eşlik edebiliyor. Ellerinde uyuşma olabiliyor. Biz bu hastalarımızı önce banyo ediyoruz. Eğer fıtık şüpheleniyorsa ayrıca bir de teşhisi kesinleştirmek açısından MR filmi çekiyoruz. Teşhis kesinleşti. Fıtık varsa fıtığın derecesine göre ve sayısına göre değişen sürelerde. Çünkü bu seanslar halinde yapılıyor. Haftada 2 ya da 3 seans halinde. Ama bu bir hafta 2 hafta da sürebiliyor. Bazen 4 hafta 5 hafta da sürebiliyor. Dolayısıyla 3-5 seans da sürebilir. 10-15 seans da sürebilir. Ama sonuçta o fıtık olan partinin olduğu yer tedavi ediliyor. Peki bunun alternatif tıpta bir bağlantısı var mı? Ha, kesinlikle hiçbir bağlantısı yok. Hatlar belki önce gelebiliyor öyle. Çok az sayıda doktorun yapmasından dolayı, az bilinir olmasından dolayı. Kesinlikle klasik batı tıbbı tedavisidir. Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın ve Tabipler Odası'nın tedavi listesinde de, fizik tedavi uzmanlarına ait tedavi listesinde de yıllardır bu mevcuttur. Ama bilinmediği için az kişi yapıyor. Yani 5 kişi yapması... 500'den rica etsem Pınar Hanım'ın üzerine, Pınar Hanım böyle siz arkanızı dönseniz kameraya doğru, siz de onun arkasına geçseniz, boyun ile ilgili gösterebilir misiniz? Hangi hareketleri yaptınız? Nasıl yaptınız? Valla biz önce tabii tedaviye başlamadan önce boyun bölgesindeki... Bir dakika, arkadaşlar görebiliyorlar mı tam olarak? Boyun bölgesindeki omurlarla ürgüleyip tüm bölgelerin muayenesiyle kontrollerini yapıyoruz. Daha sonra baskı uygulamamız gereken sinir uçları bölgelerine parmak uçlarımızla sembolik bir görüntü olmakla beraber belki fikir verecek.
sağlı sollu hangi bölgelere yapacaksak o baskıları uyguluyoruz. Bunu masajdan daha sonra var değil mi? Bu sinir uçlarını yapıyorum. Masajda kasları yumuşatırsınız. Ovalama vardır. Bunda ovalama yok. Daha sonra boynun bazı germe hareketleri yaptırılıyor. Çeşitli yönlere. Ardından şöyle bir dönebilirsek göstereceğim. Esas manipülasyonun manipülasyon yapan bir takım germe ve ani hareketlerdir. Halk arasında böyle kütletme falan denir. Ona benzeyen ama bu daha değişik. Örneğin boyun için uygulanan bir tanesini göstereyim. Şu şekilde. Bu şekilde. Normalde halkımız bunu boynunu rahatlatmak için, kulaçlarını rahatlatmak için uygular. Berberlerde falan yaparsın. O biraz riskli. O biraz riskli. Bunda başa bir traksiyon dediğimiz germe uygulayarak o germe altında yaptığınız zaman bunun bir zararı olmuyor. Ama normalde kendiniz aniden boyun hareketleri yaparsanız o zaman sürtünme oluyor. Etkilerde o zararlı. Bunun hiçbir zararlı yan etkisi yok. Anladım. Boyun için böyle. Tamam. Daha sonra beni de göstereceksiniz. Peki ilerleyen safhalarda... Tabii bu kadar kısa sürmüyor da. Yaptığım aşağı yukarı 20 dakika falan sürüyor. Çeşitli manevralar var. Ben çok bütün özetin özeti oldu. Pınar Hanım'ın üzerinde gösterdiğiniz o noktalara basınç yapıyorsunuz ve germe yapıyorsunuz. Bütün olay bu mu? Öğretilmeyen bütün hemen, olay. Hemen hemen. Çok ilginç. Peki ilerleme tabii safhalar... Tabii bunu ne kadar basacaksınız? Hangi açıyla bastıracaksınız? Gererken ne kadar güçle gereceksiniz ve ne kadar çevirip o kütleme sesi çıkıyor ya, o hareketi yapacaksınız. Bu hassasiyet önemli. Bu melekenin gelişmesi zaman alıyor. Eğitimli oluyor bu. Yoksa böyle basit bir çevirme gibi olmadığı için. Tabii ki. Değil de. Bunu çünkü yanlış yaparsanız sakatlarsınız. Evet. Doğru yapmak önemli. Yani doğru elde doğru teşhiste yapılması gerekiyor. Çünkü yanlış teşhiste yanlış uygulamayı peki efendim ilerlemiş safhalarda da bu yöntem etkili oluyor mu? İlerlemiş safhalarda da oldukça etkili. Yani fıtığın ilerlemesi ya da ilerlememesi çok önemli değil bu tedavide. Ha, aradaki fark şu. Bir hastayı bir hafta 10 günde iyileştirirsiniz. İlerlemişse 1,5 ayda 2 ayda iyileştirirsiniz. Peki, fark o. Ancak ilerlemenin bir sınırı var ameliyat olayı yönünde. Eğer hastada belirgin kas gücü kaybı varsa yani felce gidiş ve yapılan tüm fizik veya yapılan tüm fizik tedavi yöntemlerine rağmen cevap vermez ki bu da %2 veya 3 hastadır. Onlarda ameliyat gerekir. Ameliyat o yüzden çok başarı zaten %98'lerde. Peki size bir hasta geldi. Fark etmez hastalığının derecesi. Diyelim ki 6 seans aldı, iyileşti, turp gibi kalktı tedavinin sonunda. Evet. Bu kişinin daha sonra tekrar bu hastalık onda çıkar mı? Ya da size mesela belli aralıklarla gelmesi gerekiyor mu? 3 ayda bir 2 seans, 6 ayda bir 3 seans gibi. Yaşında bütün gelmesi normalde gerekiyor. Bizim bel boyun okulu dediğimiz bir uygulama var. Hastaya diyelim ki boyun doğru kullan. Böyle. Yani sıra aşağı bakmayacak, uzun süre bir seyahat kullanmayacak, ağır yük taşım. Boyun egzersizi, kaslarını güçlendirmek üzere. Bu egzersizlerde günde 5-10 dakika kadar yapması gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra bu fıtık tekrarlamaz. Kendi kendine fıtık tekrar nüksetmez. İmkansızdır. Ama hasta bizi dinlemezse, her gün 3 saat, 4 saat bilgisayar başında çalışırsa, ağır yükler taşırsa, ne bileyim el işi yaparsa uzun süre, her gün 3 saat, 4 saat oralar yaparsa, bu hasta bir yıl sonra gene fıtıkla karşımıza gelebilir. Ha bu tedavinin burada şöyle bir avantajı daha çıkıyor. 50 defa fıtık olsa 50 defa düzeltebilirsiniz. 100 defa olsa 100 defa düzeltebilirsiniz. Ameliyatta öyle bir rakam yoktur. Bir insan iki kere ameliyat olur, üçüncüsü risklidir. Sayı çok az yani. Yani bir insan 10 kere aynı yerden ameliyat edemezsiniz. Tabii ki. Böyle de bir şey var. Bunu her seferinde, her rahatsızlandığında yapabiliyorsunuz. Her seferinde tekrar ilaç da kullanılıyor mu bu tedaviyle beraber? Hayır, herhangi bir ilaç kullanılmıyor. Tamamen doğal, tamamen elle yapılan. Ailedir. Üstelik bu tedavi zaten yani Türkiye'de az biliniyor ama dünyada çok yaygın. Amerika'da yaklaşık 50 bin doktor yapıyor. Kanada'da 4 bin doktor yapıyor. Dünyada hep böyle binli rakamlar. Bizde böyle çok az maalesef. Peki manipülasyon yöntemini öğrenmek isteyen birisi var diyelim.
Ne yapacak? Yurt dışına mı gidecek? Size mi gelecek? Şimdi ya bu mevcut 5 kişiden birisine gidecek, rica edecek, öğrenmek için yanına girecek. Ama 3 ay, ama 6 ay ne kadar sürerse, herkesin eğitim kapasitesi aynı, o kadar süre onun yanında çalışması, öğrenmesi lazım. Birinci alternatif. İkincisi, yurt dışında bu işi yapan okullar, klinikler var, hocalar var. Ya da onların yanına gidecek. Onların belirleyeceği sürelerde yanlarında çalışacak. Ücretini ödeyecek. Eğitimini alıp gelecek. Başka bir yol başka yok. Başka bir alternatif. Yolu yok. Peki biz tekrar Pınar Hanım'ı böyle arkaya alsak. Bel fıtığına nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Onu da sizden seyretsek. Yaparken de aynı zamanda bize anlatsanız. Çok özet ve sembolik olarak. Ali Bey, yukarıda biz sizinle konuşurken bir şey dediniz. Korkusunu yenemeyen insanlar ya da affetmesini bilmeyen insanlar da boyun fıtığı oluyor gibi. O konuyu biraz açabilir miyiz? Burada da bahsedebilir miyiz? Omurga, şimdi tıpta bazı organların kişinin karakter özellikleriyle bazı paralellikleri vardır. Mesela omurga insanın esneklik ve affedebilme kabiliyetiyle ilişkili deniliyor. Spiritüel olarak. Dolayısıyla da affetme gücü az olan, affetmeyi pek beceremeyen, çabuk kinlenebilen kişilerde ve mükemmeliyetçi, her şey dört dörtlük olsun, hatasız kusursuz olsun diye çok uğraşan kişilerde omurga rahatsızlıkları daha çok oluyor. Aksine çok rahat, relax olan insanların omurgaları da daha esnek oluyor. Esnek olan omurgalarda rahatsızlığa daha seyrek yakalanır. Ama dediğim karakterdeki kişilerin omurga bölgeleri ve çevresindeki paravertebral dediğimiz kaslar genelde spazm ve sertlik halindedir. Ve en ufak bir zorlamada, mesela yanlış bir şekilde eğilirseniz, biraz ağır bir şey kaldırırsanız, o günde birisiyle takıştıysanız, sinirliyseniz oradan fıtık olabilirsiniz. Ama çok huzurlusunuz, relaxsınız, o gün eğilin, olmaz. Mesela halk arasında fıtık etsin beni derler. O buradan mı çıkıyor? Biraz etkisi var. Temeli var yani. Var biraz etkisi var. Peki siz mesela hastalarınız geliyor size terapiye diyelim. Aynı zamanda onların affedici olmaları için de bir tedavi öneriyor musun? Tedavi değil tabii de onlara önerilerde. Ben tedavi yaparken tabii hastayla konuşmalarımız sırasında bir miktarda karakter analizlerini kendimce yapmaya çalışıyorum. Soruyorum yani huyunuz nasıldır diye. Sohbet ediyoruz. İşte genelde affeder misiniz? İnsanları hoş görür müsünüz? Yoksa her şey dört dörtlük olsun, mükemmel olsun, çok inatçı mısınızdır bu konuda? Yoksa rahat mısınızdır? Eğer yok, ben hakikaten şöyleyim, böyleyim derlerse, o zaman ona göre mümkün olduğunca o özelliklerinden sıyrılmalarını, affedemedikleri kişiler varsa mümkün olduğunca affetmeye çalışmalarını. Bu tedaviyle beraber affetmeye de başlarsa daha çabuk sonuç daha veriyor tedavi diyebilir miyim? Bazen öyle ilginç sonuçlar oldu. Mesela geçenlerde bir hastamızın kaynanasıyla problem varmış. Yıllardır affetmiyor. 10 sene önce yapılmış bir hareketten dolayı. Bir seanslarımız da 10-12 seans kadar sürdü. O arada ben biraz işledim kendisine konuyu. Sonradan bir gün dedi ki ya dedi ben dün karar verdim dedi. Sizinle bu kadar konuştuk. Ben affediyorum gelinimi dedim dedi. Bu sabahtan beri dedi birden dedi benim ağrılarım daha da azaldı dedi. Yani normalde her seans biraz azalıyor ama bu seansa geldiğimde çok daha büyük bir farkla geldim dedi. Ve ondan sonra bir kere daha yaptık bitti tedavi. Pınar Hanım sizin var mı sayın aydınız? Bazen ilginç oluyor. Herkes de kural değil sizin tabii. Sizin mikrofonunuzu çıkartabilir misiniz? Az önce içeriden uyardılar çünkü. Bu biraz sizin bu son söylediğiniz, tabii siz gösterin ben bu arada sizinle sohbet edeceğim ama son söylediğiniz biraz alternatif tıpla da ilgili. Onda da vardır böyle bu yöntemler. Doğru, haklısınız. Genel olarak ister alternatif diyelim, ister klasik diyelim. Artık bunlara gerçi alternatif tıp diye deniyorlar. Tıpı zaten bir bunlara araya girmiş durumda. Bunlara tamamlayıcı tıp diyorlar çünkü ikisini bir araya getirdik artık. Hepsinin bununla ilgisi var. Çünkü insanları artık sadece fiziksel vücut olarak ele almıyoruz. Ama duygusal bedenleri, ruhsal bedenleri her yönden yani ele almak gerektiğini düşünüyoruz. Ki hastalıkların %80-90'ı bizim klasik tıpta psikosomatik dediğimiz, işte alternatif veya tamamlayıcı tıpta işte spiritüel kökenli veya işte duygusal beden rahatsızlıkları işte fiziksel bedene vuruyor şeklinde tabir edilen rahatsızlıklardır. Aslında hastalıkların çoğunda bu etkili. Ruhsal özellikle çok etkili. Yani karakter yapınız, geçmişten taşıdığınız endişeler, kaygılar, üzüntüler geçmişte yaşadığınız. Siz unutmuşsunuzdur ama bilinçaltınız unutmadığı için o depoda duruyor. Arada çıkıp
işte bir takım vücudunuzda toksik etkiler yaratıyor. Bu aralar pozitif düşünceye yönelmek çok önemli, çok önemli. Doğru. Bu olumlu ve pozitif düşünceler birçok toksik, bu sadece fiziki toksik maddeleri değil, duygusal, ruhsal anlamdaki toksinleri de atıyoruz. Zaten kişiyi her iki yönden tedavi etmek lazım. Sırf fiziksel olarak ele alıp tedavi ederseniz hastalar kısmen düzeliyor, çabuk tekrar ediyor. Her iki yönden düzeltirseniz hastalar aradan 8 sene, 10 sene geçiyor. Bayramdan bayrama bayramlaşıyor. Hem fıtık geçiyor, hem normale dönüyor, pozitif düşünüyor. Biraz psikiyatrist değiliz ama kısmen öyle bir şey görevde üstlenmiş oluyor. Peki bunlar arası siz şu anda olmayarak... bir şey hissediyor musunuz? Yani bir acı, sızı bir şey hissediyor musunuz? Yok, hayır. Tedavi sırasında bir acı olmaz. Sinir uçlarına baskı uygulanır. Belli açılar ve kuvvetlerde. Yine böyle gluteus dediğimiz kalça ortasında siyatik sinirin geçmiş olduğu noktalarda. Bu şekilde bir sürü bacaklarda var bu noktalar. Bu noktaların belli şekillerde ve basınçlarla uyarılması gerekiyor. Bir yan dönerseniz bana doğru. Yine boyundakine benzer şekilde. Bunda da böyle bazı... Şimdi mesela Ali Bey, şu anda bizi yayında seyredip de uygulamak isteyen kişiler de olabilir. Gel oğlum bana, gel kızım bana bunu uygula diye. Ona karşı bir uyarıda bulunabilir miyiz? Şöyle bir örnek vereyim. Bundan 6 sene önce bir hastamı iyileştirdim Ankara'dan. Bel fıtığından bir ayda iyileşmişti. Yeğeni bel fıtığı olmuş. Dayısı demiş ki, ben öğrendim doktor, bana yaptı bir ay boyunca, ben sana yapayım şimdi düzeltirim demiş. Ona yapmış, şu şimdi yapacağım hareketi yapıyor. Çocuk bana geldiğinde böyle 8 harfi şeklini almıştı. Yani bu görmekle öğrenilecek bir şey değil. Yani bunu hakikaten anatomi bilgisi, fizyoloji bilgisi, tıp bilgisi lazım. Birisinin sizin başınızda durarak aman şurayı şöyle tut. Tabii şu açıyla gel, noktayı bulması şu lazım. Kadar ne gel falan öğretmesi gerekiyor. Bunlar zaten genelde 3 kişilik eğitim gruplarıyla oluyor. Siz oluyorsunuz. Muhakkak bir konu mankeniniz oluyor, hoca oluyor. Hoca size yapıyor. Konu mankenine yapıyor, seyrediyorsun. Sonra hoca, siz konu mankenine yapıyorsunuz, hoca takip ediyor, şu müdahale burada ediyor. Burada da siz hocasınız, üçlü. Konu mankeni de var, ben öğrenebilir miyim? Şimdi tıbbi bir altyapı da gerekiyor tabii. Tabii yani tarif ederken umurları falan. Ondan sonra böyle bir takım germe manevraları var. Tabii bir sürü teknik var, ben en çok uygulananlardan birini söylüyorum. Bu şekilde ani ve sert germeler var. O şekilde bel fıtığının tedavisi uygulanmakta. Tabii burada çok teknik var bizde. Hepsini birden yapmak imkansız. Çünkü normalde yapılan bir bel fıtığı tedavisinin seansı 20 ila 30 dakika sürmekte. Ben şurada özetini sunduğum için belki canlandırmak zor olabilir seyirciler için. Ama böyle biraz de siz bizi aydınlattınız bu konuda. Tekrar çok uyandırıp izleyicilerimizi ki bu görmüş oldukları hareketi hastalarına yapmaya kalkmasınlar, bir uzman kişiye muhakkak ki başvursunlar. Şimdi Bursa'dan geldiğim için röportaj için Bursa'da röportaj olsaydı o zaman hastaların üzerinde bizzat göstererek de gösterebilirdim. O zaman daha iyi olacaktı. Olacaktı. Ama bu da yeteri kadar bilgi verdik izleyicilerimize. Ali Bey çok teşekkür ederiz. Bursa'dan kalktınız, buraya geldiniz. Bizi bu konuda aydınlattınız. İnşallah daha nice bu yöntemi bilen doktorlarımız, uzmanlar yetişir de. Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Çünkü ameliyat olmaktan insanlarımız belki tutulurlar. De yaklaşık 10 milyon tane bel ve boyun ağrısı çeken evet, insan var. Evet, biz de haberi yaptıktan Türkiye'de sonra ne kadar fazla bu hastalıktan durum, muzdarip olan insan olduğunu öğrendim. Ama maalesef sırf bu tedaviyi yapanların azlığı sebebiyle kişiler maalesef ameliyat olmak zorunda kalıyorlar. Yani beyin cerrahlarına herhangi bir gönderme yapmak istemiyorum ama yani çok fazla sayıda ameliyat yapılıyor Türkiye'de. Dünyada böyle değil. Türkiye'de biraz daha fazla. Ali Şahbetinoğlu, çok teşekkür ederiz efendim. Yayınımıza katıldığınız için ederim. Çok çok mersi. Sınar Hanım, size de çok teşekkür ediyoruz. Konu mankenimiz olduğunuz için. Ve sayın seyirciler, böylece programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.